kez meşe ağacından yapılmış odalap gibi şeyin içinde yattığımı anımsıyor, rüzgarın ve savrulan karların uğultusunu olduğu gibi duyuyordum. Çam dağının çıkardığı rahatsız edici sesleri de duyuyor ve bunun gerçek nedenini bilmiyordum. Ama bu sesten o kadar rahatsız oldum ki, sonunda yapabilirsem bunun önüne geçmeye karar verdim. Düşümde kalkıp pencereyi açmaya çalıştım. Pencerenin çengeli kilit köprüsüne lehimlenmişti. Uyanıkken bunu görmüştüm ama sonradan unutmuşum. Ne olursa olsun bu sesi durdurmalıyım diye söylenerek bir yumrukta camı kırdım. O münasebetsiz dalı yakalamak için kolumu uzattım. Ama dal yerine elime soğuktan buz kesilmiş küçük bir el geçti. İşte o zaman üstüme bir karabasan çöktü, dehşet içinde kaldım. Kolumu geri çekmek istedim. Ama o el elime sıkı sıkı yapıştı ve çok üzgün bir ses, "Bırakın gireyim, bırakın gireyim." diye hıçkırdı. Let me in. Bronte ailesinden Emily Bronte'nin tek romanı Uğultulu Tepeler'den bir pasaj okudunuz. Roman o kadar sevildi ki defalarca Beyaz Perde uyarlandı. Tabii ki o uyarlamalardan da bahsedeceğiz ama önce yazardan bahsedelim diyorum ben. Emily Bronte kimdir? Biliyoruz ki bunlar kız kardeşler, yazar kız kardeşler. Nasıl bir yerde duruyordur? Oradan başlayalım. Bronte ailesi hakikaten İngiliz edebiyatında önemli bir aile. Üç kız kardeş, iki tane de daha önce ölen kardeşleri var. Üçü de roman yazıyorlar. Yorkshire'da, tam böyle işte Uğultulu Tepeler'de de anlatılan, çorak demeyeyim de işte Yorkshire'a o özgü moor denen bitki örtüsüyle dolu. Belki bozkır gibi. Bozkır değil çünkü bozkır olunca sarı geliyor aklımıza değil mi? Öyle değil, yeşil, ıslak ve sürekli rüzgarın olduğu ne diyelim çetin bir coğrafyada büyüyorlar. Babaları peder ve hepsi de babalarının gayretiyle işte okuyorlar, eğitim alıyorlar. O zamanın şartlarına göre iyi eğitim alıyorlar ve daha çocukluktan hikayeler yazmaya başlıyorlar. Hepsinin tabii yani bunun üzerine çok yazıldı işte Emily, Charlotte ve Anne. Hepsinin yazım tarzları farklı. En böyle ateşli, en hararetli romanı yazan Emily Bronte. Belki de o yüzden en fazla uyarlanan, en çok popüler olan da onun romanı Uğultulu Tepeler. Aslında gotik bir romandan bahsediyoruz. Bir kere karakter olarak Heathcliff karakteri bir kötülüğü temsil ediyor. Belki orada yine sınıfsal ayrım, belki ona da değineceğiz burada. Kitabın konusunu merkeze alarak söylersek ya da sonrasında belki karakterlere de değiniriz ama tam olarak neyi anlatıyor? Heathcliff dediniz, buradaki anti kahramanımız. Hikaye iki ev arasında geçiyor diyelim. Gene bu Bronte'lerin yaşadığı coğrafyada, Yorkshire'da köyden biraz uzak iki ev. Wuthering Heights, işte Uğultulu Tepeler ve Thrushcross Grange. Bu Uğultulu Tepelere bir gün evin babası bir çocuk getiriyor, Heathcliff. Ve enteresan bir şekilde yani bu çocuğun biz geçmişini bilmiyoruz. Zaten burada işte uyarlamalar tam bu noktada yani cıvilleniyor diyelim. Şöyle ki çok enteresan, Roma bu gelen çocuğu Çingene, Amerikalı ya da Laskar olarak betimliyor diyelim. Şimdi Laskar böyle daha çok Hint Okyanusu'nda gemilerde çalışan işte Endonezyalı, Malezyalı yani o yörenin halkına gönderme yapıyor. Fakat bu üç betimlemeye de bakarsak deri rengi koyu bir çocuk olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Ama her ne hikmetse yapımlarda genellikle beyaz aktörleri oynatıyorlar her neyse. Renkli gözlüler bir de renkli yani. Gözlü düşünün yani. Genellikle hep o Çingene'ye vurgu yapıyorlar yapımlarda ki beyaz aktörler oynayabilsin ama aslen sürekli roman boyunca yani saçının, gözünün ve derisinin karalığına yani esmer oluşuna esmer oluşuna bir gönderme var. Şimdi roman ne hakkında dersek bu çocuğun buraya gelmesi ve geldikten sonra oradaki düzenin bozulması. Aslında ve bunun iki jenerasyonda o köye, o coğrafyaya neler getirdiği, neler götürdüğü üzerine. Şimdi ben tabii kitabı da okurken, yapımları da izlerken şunu fark ettim. Şimdi hepsinin farklı bir öyküsü var. Hepsinin kendine has bir yerden uyarlamalar, kendine has bir yerden bakıyor. Ama en temelde hani kitabın belki de anlattığı şey, biraz hani ben de öyle uyandı. Sonuçta yabancı. Kendilerine benzemeyen bir çocuk, aslında belki mülteci de diyebileceğimiz bugün değil mi?
Babanın aslında çok radikal bir şey yapıyor ve o yaştaki çocukların da tam da yapabileceği gibi o çocuğu dışlıyorlar. Kendilerine ait olmadıklarını sürekli altını çiziyorlar ve vurguluyorlar. İşte burada belki de karakterler orada değinebilir. İşte Cathy karakterinin biraz daha yakın durduğunu görüyoruz. Bir de tabii bu çocuk üzerinden bütün o iyi olmak nedir? Bir insan sevgiyle nasıl iyi olur ya da nasıl kötü olur gibi bir kavram üzerinden sanki hikaye böyle büyüyor gibi. Çünkü başka kuşaklara da evriliyor. Evet, en nihayetinde yine aşk içerisinde geçiyor. Nasıl bir farklılık görüyoruz dönem içerisinde? Yani en göze çarpan hikaye romandaki tabii ki Cathy ile Heathcliff arasındaki aşk. Çünkü mesela diğer Brontelerle karşılaştırırsak, Jane Eyre ile karşılaştırırsak mesela çok daha sakin bir dille anlatılan bir roman mesela Jane Eyre. Sanki ama daha bu, tasvirli gibi bir de tarafıyla. Burada da tasvir var. Bu da doğru olabilir aslında. Bayağı bir konuşma var. Şeyde Uğultulu Tepeler'de belki o yüzden sinemaya daha çok uyarlanıyor. Edebiyat kuramcıları sürekli hani tamam o yüzeyde bir aşk hikayesi var. Ki o da belki de yani hastalıklı bir aşk hikayesi. Yani sınırını bilemeyen bir aşk hikayesi. Şöyle ki. Takıntılı belki. Takıntılı. İki çocuk, bu dışarıdan gelen çocuk ve bu kız çocuğu bir şekilde çok yakınlaşıyorlar. Tabii roman buna bir takım sebepler veriyor. Dizi bahsedeceğimiz dizi ve film buna başka sebepler de katıyor. Yani işte bu diyelim bu çetin coğrafyada beraber yürüyebilecekleri, beraber eğlenebilecekleri böyle bir ruh ikizi bulmuş oluyor. Bu enteresan bir şey çünkü şimdi Heathcliff dışarıdan geliyor dedik ve şöyle bir soru var tabii ki. Cemiyete girebilecek mi? Cemiyete eklemlenebilecek mi? O cemiyetin ahlak kurallarını, kültürünü benimseyebilecek mi? İşte az önce dediğimiz gibi mülteciler acaba böyle bir şey yapabiliyor mu? Ya da bunun yapılmasına ne kadar imkan tanınıyor? Bunları sorgulayan bir roman bir yandan da. Fakat şöyle diyelim belki de Cathy de zaten topluma çok girmek taraftarı olmayan birisi olduğu için orada seçtiği arkadaş onu çok da İngilizleştiremiyor belki de. Şimdi hani başta bir iyilik kötülük hikayesi de dedik. Şöyle bir şey de roman aynı zamanda. Dışarıdan gelen dediğim gibi dışarıdan gelen birisi o kültüre eklemlenebilir mi? Bir de işte mizaç mı önemli, terbiye mi önemli? Bu işte İngilizce'de işte nature, nurture böyle bir hani kafiyeli de bir şeysi var. Önemli bir mesele. Romanlarda çok tartışılan ve zaten şimdi romanın nasıl anlatıldığından biraz bahsetmek lazım belki de. Hani çok tabii popüler oldu dedik. Romanı biz hep Nelly'nin bir hizmetçinin ağzından dinliyoruz. Ve o bu yorumlarda bulunuyor. İşte hani nereden geldiği belli olmayan bir çocuk bize uyum sağlayabilecek miydi? İşte onu eğitmemize izin verebilecek miydi falan. Bir parantez daha açmak istiyorum söz vermeden önce. Şimdi bahsettik işte her türlü şey olabilir. Baba nereden buluyor Heathcliff'i? Liverpool'a gidiyor baba. Liverpool çok önemli bir yer. İngiliz sömürgeciliğinin limanlarından bir tanesi. Ve orada her türlü milletten insan bulabilirsiniz. Viktoryen dönem romanlarında arkada o sömürge hikayesi olmadan mümkün değil. Orada mutlaka oluyor. Ben oradan yazarların kendi içerisindeki biraz benzerlik yani Jane Eyre'de gördüğüm oydu. İkisi arasında şöyle bir benzerlik kurdum. Şimdi bir tanesi ailenin içerisinde bir kız çocuğu olarak ötekileştirilmişti. Çünkü ölmüştü annesi bir şekilde... Babası ölüyor ve başka birine veriliyor çocuk ve orada eziyet görüyor, şiddet görüyor. Şimdi burada da işte Heathcliff yine ahıra kapatılıyor, erkek kardeş tarafından dövülüyor ve yani bayağı bir şiddete ve ötekileştirmeye maruz kalıyor. Bu ötekilik kavramı, aile içinde de ötekileşme, dışarıdan gelme de ötekileşme. Bu Brontelerde nasıl bir psikoloji var ki gerçekten bunlar böyle romana yazılıyor. Yani muhtemelen bir orada bir kaşıdıkları bir şey var ve buralara gidiyor hikaye genelde. Öyle bir şey nasıl? Yani çok enteresan çünkü hem aile içinde ötekileştirme hem de başka ırktan birisini ötekileştirme. Eninde sonunda yani bir insanı ötekileştirme, özellikle aile içindeki bu ötekileştirmeyi açıkçası Brönteler açısından manalandıramıyorum. Çünkü biyografilerini okuduğumuz zaman aslında üç kız kardeş de birbirlerine çok bağlılar. İşte bir erkek kardeşleri işte biraz problemli falan. Ama yani
Bunu Jane Austen'da da görüyoruz. Eğer bir pederin kızıysanız, bütün hikaye size, köydeki bütün hikayeler size geliyor. Ve tahmin ediyorum ki... Bir işte, gözlem olabilir. Kesinlikle. Diyorsunuz. Yani orada yaşanan her türlü işte aileler içindeki şiddet, anlaşmazlıklar falan oraya geldiği için bunları gözlemlemeye fırsatları var. Ve de bu Viktoryen çağı işte eğitimin, okulların, ilkokulların, liselerin falan yeni yeni böyle kurumsallaştığı bir dönem. Ve çocuklar üzerinde de gözlemleri var Bronte kardeşlerin ve çocukların sürekli eziyet gördüklerini evet, görüyorlar. Evet, çok gösteriyorlar. Evet. Yani en azından yazı diliyle bunu gösteriyorlar. Yani okulda da görüyorlar, kendi ziyaret ettikleri ailelerde de görüyorlar. Bence bunun bir yansıması olarak bu çocuklara yapılan eziyet onlara çok işlemiş yani. Öyle düşünüyorum. Ve çocuklarla başlıyor aslında kitap. Hep çocukluk dönemleriyle başlıyor. Gerçekten, bu da ilginç evet. Bir hani saptama yapacaksak bir benzerlik belki aynı ailede olmanı vermiş olduğu da evet. Olabilir. Şimdi gotik bir roman olduğundan bahsettik. Uyarlamalar da bunu çok güzel yansıtmış bence. Yani o gergin ortamı, karanlık ortamı yansıtmış. Şimdi bir de karaktere değinip uyarlamalara geçeceğim ama önce karaktere değinmek istiyorum. Heathcliff karakterini biraz analiz edelim istiyorum. Şimdi çocuklukta şiddet gördüğünden ve ötekileştirildiğinden bahsediyoruz ve sonrasında bu karakterimiz birini çok seviyor. Gerçekten onu kendi için yani kendi ruhuna özdeş görüyor ve onu çok bağlılıkla seviyor. Yani bağımlı olarak seviyor. Sonrasında onu onunla olamadığı için kötü bir insana, belki kötü demek burada şu anlamda. Merhametsiz bir insana dönüşüyor diyebiliriz. Evet. Çünkü direkt kötü demek de doğru olmayabilir orada. Yani aslında intikam öyküsü, intikamını almak için eline ne geçiyorsa bunu değerlendiriyor ve gerçekten çevresindeki kadınlara, çevresindeki çocuklara ve sonraki nesillere etkileyecek şekilde zarar veriyor. Şimdi burada bir sevgisizlik teması mı var? Onu soracağım size. Şimdi Heathcliff'te sevgisizlik var mı? Çok enteresan. Catherine'in babası Earnshaw baba diyelim. Onu bulduğunda işte öksüz ve yetim olarak bulduğunda hani sevgi görsün diye aslında eve getiriyor. Ve Cathy de biraz fazla sevgi gösteriyor. Yani arkadaşlık kuruyor. Aslında burada bir sevgi var ama belki de bunu söylemeye çalışıyor. Yani nasıl Bronte burada Emily Bronte. Yani nasıl seveceğimizi de bilmemiz lazım belki diyor. Ve tekrardan şey meselesi yani bilemiyorum kitabın sonunu da değerlendirdiğimizde hani mizaç mı, kalıtsal bir şey mi iyilik ve kötülük yoksa terbiye mi sorusunda ne olursa olsun Heathcliff en sonunda herkes tarafından kötü damgasını yiyor. Yani bu evet. Kötülükten kurtulamıyor. Kendisi de söylüyor bunu zaten. Yani hani belki para kazanarak insanların gözüne girebilirdim ama yani o da olmadı diyor. Yani evler bana kaldı ama o da olmadı. Aslında bir mutsuzluk. Bir mutsuzluk var. Hikayesi. Yani hani Bronte'nin şöyle demesini beklersiniz yani bir de peder kızı olarak yani hani insanlar kendiliğinden kötü olamaz terbiyeden kaynaklanan bir şey yani bir şekilde Heathcliff'in iyi olma seçeneği olmalıydı ama en sonunda olamıyor acaba Bronte burada şey mi diyor yani çünkü o geldiği yerden o kötülüğü getirmişti ve o kötülük öyle devam etti mi diyor en sonunda yani ona bir çıkış noktası vermemiş gibi bilmiyorum. Belki hani orada uyarlamalara da değinebiliriz. 1992, 2009 ve 2011 uyarlamaları olarak biz burada daha çok konuşalım diyoruz. O üç uyarlamada da en son 2011 uyarlamasında çocuğun aslında işte vaftiz olmak istemediğini, zorla vaftiz edilmek istediğini ve kitapta da yine onu destekleyici cümleler mesela işte inançsız olması. Aslında biraz Tanrı'yı kızdırıyor olması evet. Teması var. Demek ki hani belki şöyle deniliyor olabilir orada. Yani kötü olmanın bir sebebi de aslında o Tanrı'dan ya da o yaratıcıdan kopma hali. Yani ama hangi yaratıcı? Yani orada İngilizlerin sunduğu bir yaratıcı şekli var. Onu reddediyor. Şimdi 2011 yapımı benim en sevdiğim yapım. Evet. Girdiysek ondan bahsedelim. Çünkü tamam. Dediğim gibi yani hep bu klasik yapımlarda BBC yapımlarında falan çingene kelimesine takılıp çingeneymiş gibi bahsediliyor. Hatta mesela romanda olmayan bir şekilde diğer karakterler ondan çingene diye bahsediyor. Mesela hep çingenenin altı çiziliyor şeyde. Ralph Fiennes'in oynadığında hatta bir çingene sahnesi bile var. Çingenelerin yanında kalıyor kaçırdığı kızla bir akşam falan.
Fakat en sonunda 2011'de biz bu bir zenci aktör tarafından, siyahi bir aktör tarafından oynandığını görüyoruz. En uygunu bu. Çünkü romanda şöyle bir şey de var. Çocuk ilk geldiğinde, işte hep dediğim gibi Nelly'nin ağzından dinliyoruz hizmetçinin. Diyor ki, bizim anlamadığımız dilde bir şeyler söyledi diyor. Başka bir dil biliyor. Başka bir dil. Tabii ki başka bir ülkeden gelmiş çünkü muhtemelen Afrika'dan gelmiş. Mesela bu diğer uyarlamalarda hiç bunun esamesi okunmaz. Evet. Çünkü o zaman onun sömürgelerden geldiğini kabul etmek zorunda kalırsın ve yani renginin başka olduğunu. Filmde de muhtemelen bir Afrika diliyle bir şeyler söylüyor. Sonra dediğiniz gibi vaftiz edilmeye çalışılıyor ve o sahnede çok şiddet içeren bir sahne. Çünkü peder alıp başını suya sokuyor. Çocuk neredeyse boğulacak. Yani orada çok enteresan bir şey var. Çünkü hani biz kölelikle alakalı filmleri seyrettiğimizde hep kölelerin boğulduğuna dair hikayeler biliyoruz. Yani orada bir köleyi tekrar boğma gibi bir öyle bir travma var yani bir orada. Bir imaj ortaya koyuyor. Evet yani belki çocuk zaten öyle bir gemi şeyinden kazasından kurtularak geldi bilemiyoruz. O çocuğun oradan kaçışını falan çok güzel vermiş. Yani tam benim istediğim sömürge okuması 2011'de mevcut. Aynı zamanda radyo ve televizyon uyarlamalı olarak, özellikle müzikal olarak da birçok uyarlaması var. Ama ben tabii çok eskiye de gitmek istiyorum, değinmek istiyorum yani. 1939 uyarlaması var. Zayıf olduğu düşünülen bir uyarlama senaryo açısından da. Çünkü hikayenin sadece ikinci yarısını aldığı söyleniyor. BBC televizyon yapımı daha kısa olduğu söyleniyor. Bir takım arkadaşlar oradaki Heathcliff'in, kitaptaki Heathcliff'e diğer yapımlara göre biraz daha yakın olduğunu evet söylüyorlar. Şimdi 2009 yapımı Uğultulu Tepeler. Şimdi bu aslında en popüler olanmış benim araştırdığım kadarıyla. Tom Hardy oynuyor. Öyleymiş. Evet. Ben de sonradan aldım. Çok sevilmiş. Aslında hikayeye hiç sadık kalmayan yapım. Benim hani en azından kişisel gözlemim kitaptaki Kathy karakterine en yakın filmdeki karakter diyebilirim. Çünkü orada diğerlerine göre çok daha bazı açılardan gerçekçi çekilmiş. Yani bir tarafıyla hani belki oradaki Heathcliff bu kadar güzel olmamış olsaydı, yani Tom Hardy bu kadar güzel olmamış olsaydı bize daha inandırıcı olacaktı ama orada biraz daha jön kalmış diyelim. Yine 1992 aslında bu herkesin bildiği belki de en benim kitaba, ilk seyrettiğim. Evet ilk seyrettiğimiz 1992 yapımı kitaba en uygun olarak geçen Juliette Binoche'un da oynadığı uyarlama. Şimdi bu 2011 yılındakine tekrar değinecek olursak buradaki biraz hem yapım olarak değişik bir yerde duruyor. Çünkü aslında kitabın ikinci bölümü bir de onların çocuklarının olduğu bir kuşak var ki o yansıtılmıyor filmde. Çok özgün o anlamda. Daha yavaş, daha görüntüler, kitaptakine daha uygun, uğultu var. Çünkü rüzgar var. O rüzgar temasını işliyor. Bir de tabii sizin o kitapta özellikle çocuk tam başlıyor yazarlar dediğiniz kısma çok daha uygun geldi bana. Çünkü biz çocuğun önce ruh halini anlıyoruz. Sonra onların yetişkin olduklarını görüyoruz. Yetişkin olduklarında bile o çocukluk taraflarını yine görüyoruz. Biraz orada işte belki de şiddeti işte birbirlerini çok seviyorlar ama birbirlerine böyle şiddet uyguluyorlar. Fiziksel şiddet uyguluyorlar aslında Cathy ile Heathcliff. Onu da göstermiş mesela. Hani belki o istenilen seviyede o işte aynı senaryonun işte kitapla beraber akması gibi olmasa da özgün bir yerde duruyor diyebiliriz. Şimdi bunların hepsi bir arada değerlendirdiğimiz zaman belki de en klasik olandan en özgün olana gittiğimiz zaman orada esas aslında konu belki uyarlama örneği üzerinden gidebiliriz. Yani bugüne kadar pek çok uyarlama konuştuğumuz için. Burada filmler, romanlar genel değerlendirme olacak belki ama nerede duruyor? Yani birbirlerini besliyorlar mı gerçekten? Bu yapımın özelinde de söyleyecek olursak nasıl düşünüyorsunuz? Belki 2011'den geriye doğru gidebiliriz. Dediğiniz gibi ikinci kısmı yok. Şimdi roman şöyle, Heathcliff geliyor. İki kardeş var, Cathy ve Hindley. Beraber büyüyorlar. Hindley Heathcliff'ten nefret ediyor. Evet. Sonra bir de enteresan bir gen çaprazlamasıyla bunların hepsinin çocukları oluyor. Evet. Ve ikinci kuşakta geriye Heathcliff kalıyor. Şimdi dizide ve 1992 yapım filmde şöyle böyle bir problem de var ki ikinci kuşakla alakalı olan filmlerde böyle bir problem hep var. Yani ve de çocukluktan yetişkinliğe doğru giden filmlerde de bu problem var. Hangi aktör hangi noktaya kadar oynayacak? En başından biri neredeyse mesela 1992 uyarlamasında Ralph Fiennes oynuyor. Biraz garip yani çocuklar 20 yaşına gelmiş. Ralph Fiennes halinde aynı Ralph Fiennes falan. Yani böyle bir de Cathy aynı kişi oynuyor. Falan böyle karışıklıklar oluyor.
o yüzden 2011 yapımı bence zekice bir şekilde ikinci jenerasyona geçmemiş. Bu yüzden hani görsellik olarak daha böyle hani film olarak daha böyle bütüncül bir yapısı var. O yüzden öyle bir şey seçmiş yani. Tabii ikinci kuşağı anlatmamak romanın asıl ruhuna ters düşmek diyebiliriz. Çünkü şundan bahsettik değil mi? Hani bu kalıtsal bir şey mi? Terbiyeyle mi alakalı? İkinci kuşakta Heathcliff'in oğlu Heathcliff'ime benzeyecek. Cathy'nin kızı Cathy'ye benzeyecek mi? Benzemeyecek mi? Bir de orada şunu diyebiliriz değil mi hocam? Sonuçta hani eden bulur hikayesi evet. de var. Yani, evet yani onu göremiyoruz ikinci onu şeyde. Onu göremiyoruz. Evet. Onu göremiyoruz yani neredeyse böyle yani Heathcliff'in zaferiyle bitiyor gibi oluyor yani biraz 2011. Oluyor. Ama hani bütüncüllük açısından güzel. Ve yani ben belli ki 2011'i çok sevmişim. Benim için önemli olan bir şey bahsediyoruz. Yani Yorkshire'da geçiyor. Oranın dediğim gibi o coğrafyası çok önemli. Coğrafyası çok önemli olduğu gibi bence aksanı da çok önemli. Ve 2011 yapımı Yorkshire aksanıyla çekilmiş. Yani şöyle düşünün, mesela Karadeniz hakkında bir film çekiliyor, Ege aksanıyla konuşuyor insanlar, yani ne kadar sırıtır. 1992 yapımından da bahsedelim, şimdi hani tamam iki kuşağı da gösteriyor, orada da şöyle bir şey yapmış. Şimdi romanın tekniği çok enteresan, çünkü ilk önce uğultulu, yani romanın hikayenin ortasından başlıyoruz, ikinci kuşaktan başlıyoruz aslında. Lockwood diye bir kiracı geliyor ve uğultulu tepelerdeki bu enteresan insanlarla karşılaşıyor. Sonra oradaki hizmetçi gelin size bunun hikayesini anlatayım diye sürekli biz Nelly'den dinliyoruz bunu. Aslında böyle bir anlatıcı var. 1992 yapımı olayı biraz daha farklılaştırmış. Direkt Emily Brontë'yi koymuş. Emily Brontë böyle bir kalıntılar arasında dolaşıyor. Ondan evet. sonra anlatıyor. Yani Emily Brontë'nin kendisi o işi Nelly'ye vermiş zaten. Niye tekrardan Emily Brontë'yi oraya koymuşlar? Ben gereksiz buldum. Ama bir yandan da Sinéad O'Connor rahmetli diyelim. Onu da anmış olalım. Orada oynuyor. 2009 yapımında da direkt ikinci kuşaktan başlatıyor. Evet, o da başka türlü başlatıyor. Evet, evet ve orada bayağı eklemeler var. Mesela belki de biraz dersini biraz fazla çalışmış bir yapım. Şöyle ki, mesela roman konuşulduğu vakit, işte bu Earnshaw baba bu çocuğu nereden buldu, işte niye eve getirdi? Mesela şöyle okumalar da var. Çünkü aslında onun gayrimeşru çocuğu diye bu bir okuma ama. Romanda böyle bir şeye geçmiyor. Fakat dizide halk arasında öyle bir söylenti oluyor ve Hindley'nin, Earnshaw'un kendi oğlunun Heathcliff'ten nefret etme sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü babasının gayrimeşru çocuğu, bir de üstüne köylünün onlarla dalga geçmesine sebep oluyor. Böyle bir takım yani bir takım dış okumaları direkt dizinin içine yerleştirmiş, biraz dersini fazla iyi çalışmış diyelim. Bir de sevgi hikayesi. Nelly'ye itiraf hikayesi var biliyorsunuz. Kitapta bu da uyarlamalarda farklı şekilde gösterilmiş. Cathy'nin sevgisi. Ha. Yani onu saklıyor çünkü aslında başka biriyle evlenmek istemiyor ama ona evet diyor. Çünkü çok aşağılanmış biri olduğu için Heathcliff onunla evlenmeyeceğini ve bunun kendisi için kötü bir şey olduğunu. Aslında biraz Yeşilçam havasına sokan da o sahne diyelim. Yani Türk film havasına sokan da tam orada zaten evet, Heathcliff terk etmeyi karar yaşıyor. Veriyor. Bir de tabii bu sevginin Cathy'nin aslında o buhranları döneminde en son Heathcliff'le konuşması var ki o çok kendi içinde bir intikam konuşması. Artık zihinsel olarak çok yoruluyor Cathy ve ona dair bir serzenişte bulunuyor. Çünkü aslında ölünmesine sebep olacağı kişinin o olduğunu söylüyor. Şimdi burada da bir insanın hem huzurlu olmaması yani ardında bir ah gibi bunu devam ettirmesi var. Şimdi bir tarafta dile gelmeyen bir sevgi ve onun bedeli gibi aslında bir tarafıyla da. Ya orada bana bu romanın kalbiymiş gibi geliyor. Çünkü hani sömürge dedik evet, ötekileştirme konusu dedik. Gotik bir roman zaten. Yani her şeyin içinde bu ama en temelde en başından beri söylediğimiz o işte sevgisizlik midir aslında? Heathcliff'i bu kadar kusurlu yapan diye. En sonunda bu bir intikamla dönüyor. Hocam aşk neydi? Aşk emekti biliyorsunuz. Yani aşk yani aşk diye bir şey yok. Her şey emeğe ve yani, sömürgeye bağlanıyor. Yani şu budur. Cathy kabul etmedi ve cezasını çekti mi? Yani bunu mu diyelim?
Yok yani aslında çok farklı açılardan, hani aşkı konuşacaksak burada çok farklı açılardan, yani çok çeşitli aşklar var burada. Yani Kathy de aslında iki türlü farklı sevgiye sevgiyle muhatap. Bir tanesi işte o çocukluktan gelen böyle bir nasıl diyeyim, bir bağımlılık gibi Heathcliff'le yaşadığı ve Heathcliff onu terk ettikten sonra Linton'ın ona bakarak onu tekrardan hayata döndüren o sevgisi var. Yani bu sevgilerin hangisi daha güçlü, hangisi daha emek, bu tartışılır. Şimdi şeyin, Kathy'nin Heathcliff'e karşı ne hissettiği de, yani tamam aşk ama işte filmin o işte Yeşilçam dediğimiz o kalbi olan kısmında Kathy'nin iki farklı güç tarafından çekildiğini görüyoruz. Bir tanesi hakikaten o çocukluktan beri o bağımlılık şeklinde o Heathcliff'e duyduğu hisler. Ama bir yandan da ne kadar toplumdan uzak bir işte ne bileyim işte Uğultulu Tepelerde yaşıyor olsa da toplumun ondan beklediği işte, onaylanmak aslında. Evet, onaylanmak. İşte Linton'ların evi daha medeni bir ev, piyano çalınıyor işte vesaire, böyle daha kibar şeylerin yapıldığı. Kalbi ona da kayıyor. Yani bu ikisi arasında gidip geliyor. Burada tekrardan şunu sorabiliriz o zaman. Mizaç mı, terbiye mi? Ne olursa olsun Kathy bir İngiliz kızı. Ve o yüzden mizacına, özüne kopamıyor ve ne olursa olsun o daha böyle kibar, daha incelikli evi tercih ediyor. Ama sonu biraz dramla bitiyor maalesef ki diyebiliriz. Kapanış paragrafını seçelim ve öyle veda edelim diyorum. Yine belki bu Kathy ile Heathcliff'in son konuşması mı? Hastalıklı konuşmasını mı? Değinelim. Acı acı. Ah keşke ikimiz de ölünceye kadar seni böyle tutabilsem dedi Kathy. Acı çekecekmişsin. Bana ne? Ne diye çekmeyecekmişsin? Ben çekiyorum ya. Beni unutacak mısın? Ben toprağa girdikten sonra sen mutlu olacak mısın? Bundan 20 yıl sonra işte şu Catherine Earnshaw'ın mezarı. Çok zaman önce onu sevmiştim. Yitirdiğimde de deliye dönmüştüm. Ama artık geçti. O zamandan sonra birçok kadın sevdim. Çocuklarım benim için ondan daha değerli. Ölürken de ona kavuşacağım diye sevinmeyeceğim. Çocuklarımdan ayrılacağım için üzüleceğim mi diyeceksin? Böyle mi söyleyeceksin Heathcliff? Heathcliff başını onun elinden kurtardı, dişlerini gıcırdatarak, ''Bana bu kadar işkence etme, kendin gibi beni de çıldırtacaksın.'' diye bağırdı. I cannot live without my soul.